Barlas Bey. Sayın Barlas Sicimoğlu, nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız efendim? İyiyim. Umut doluyum. Ya siz? O kadar umut dolu değiliz. Ama... Yapmayın. Tanışma faslında da böyle yaptınız. Bakın, yani ilk sırada yarışan yarışmacı genellikle gerilir. O gerginliğe rağmen Pelin Hanım güzel yarıştı. Tabii çok güzel yarıştı. Zaten gitti sonuna zaten, kadar. Zaten ilk başta söylediğim o dördüncü torba takımı pozisyondayım şu anda. Yani biraz rahatlamış gibiyiz ama eşsiz bir performans. Yani hem iki harf alıp hem de bir dakika 15 saniye civarında bir şey yaptırmak lazım. Veyahut da tek harf almak lazım. Bu kadar zor sorularda nasıl olacağız? Biraz şansa ihtiyacımız Yalnız var. Yalnız bir şey de dikkatimi çekti Barlas Bey. Biraz önce pek umudunuz yok gibiydi. Maşallah süreyi hesaplamışsınız. Alınan harfleri hesaplamışsınız. Hedefe yönelmişsiniz. Evet, biraz takip ediyoruz yarışmayı. Peki burada. Aynı şekilde lütfen yorumunuzu Sena Nur Hanım'ın ve Gamze Hanım'ın performansları için de onlar da gayet iyi yarıştı. Değil mi? Çok iyi yarıştılar. Risk sadece almak zorundaydılar. Tabii, evet, biraz risk almak zorundaydılar. Harf opsiyonları yoktu, benim de yok. Doğru yerde doğru riski alamadık. Galiba öyle. Bir de Sena Nur Hanım'ınki biraz daha büyük talihsizlik. Tekrar ediyorum, mesela T harfi yerine Utku'da U harfi gelseydi şu anda belki başka bir şey anlatıyor olabilirdik. Sizin doğru. De hesap değişebilirdi. 9700'e koşmak durumunda kalabilirdiniz doğru. Beyefendi. Doğru. Bir daha üzerinden geçelim. Siz maşallah hedefi belirlemişsiniz ama iki tane harf alacağız en fazla. İki harfin ikisini birden alırsak 1 dakika 15 saniye sizin arttırmanız gereken. Ama eliniz değmişken hocam 9800 yapın da sarsılsın şu stüdyo. Hayırlısı inşallah. Neden olmasın? Başlayalım mı? Tabii. Derin bir nefes. 4 harfli bir cevabın peşindeyiz efendim. Merak etmeyin, diğerlerinden daha kolay ya da daha zor değil. Her şeyden önce Batı kökenli. Onu söyleyeyim yeter. Ve diğerlerinden çok daha kısa sorusu. Ekonomide pay. Kullanılıyor pay kadar yaygın. Yine bir ekonomi terimi olarak kullanılıyor ama. Burada harf almayalım Barlas Beyciğim. Siz bunu bulacaksınız. Dilimize Fransızcadan girmiş. Mesela payı ekonomide nerede kullanıyoruz? Onu bir düşünün. Ekonomide nerede kullanıyoruz? Hı-hı. Siz Kayserilisiniz hocam. Ekonomi dediğiniz zaman aklımıza i̇şte, üç harfli bir kelime gelir. Işte kar. Kayserilikten biz mi kaybediyoruz bu durumu? Kaybetmeyin. Kaybetmeyin. Bakın kar payı. Hadi o pay yerine bir şey koyalım biz. Fransızca kökenli olsun. Harf alayım ben. Almayın burada harf. Almayayım. Kar payı, kar... Ne olabilir? Bir tane ulan var mı? Bir tane alayım çünkü aldık o harfi. Durduralım. M harfi. Marj. Marj. Ah ya. Tamam. Harf alabilsem daha iyi olacak ama yapacak bir şey yok. Almayalım. Almayalım hocam. Bakın ikinci sorunuz ne kadar kolay. Hakikaten çok kolay. İki el üstünde dayanarak bacakları dik tutma pozisyonu. Neye kalktım? Amut. Neydi o? Amut. Durdurduk mu? Ne oldu? Fark ediyor. Emin olun çok fark ediyor. Yani şuna basıp sonra cevabı vermek her soruda 2 saniye kazandırır. Doğrudur. 10 soruda 20 saniye kazandırır. Çok şeyler yaptırır o 20 saniye size. Aman hocam, aman. Buyurun bakalım. Şimdi böyle ortaokuldaki biyoloji derslerini hatırlayacağız. Gelsin. Erkek ve dişi gametin birleşmesiyle oluşan döllenmiş hücreye zigot deniyor gayet güzel. Çok güzel. Nefes bile almadınız. Çok güzel yaptınız. Hocam buyurun. 5 harfli cevapları bitirelim. Dilimlenmiş domates salatalık. Bunun için kullanılır. Bir de soğuk yenen haşlama et için. Söğüş. Çok güzel. Barlas Bey. Hadiseye alıştı. Bir korktuğum soru daha var. Onu da böyle dağarcığınızdan demin onu zigotu hemen çıkartıp pat yapıştırdınız ya. Ben ürküyordum. Hiç gerek yok dediniz bana. Bunda da aynı şeyi yaparsanız sonra yolumuz çok aydınlık olacak. Ha gayret. Yine Batı kökenli bir kelime. Kabartma heykel anlamına geliyor. Neydi hocam o? Peyzaj. Hayır. Değil. Mesela Anıtkabir gezdiniz mi? Hı. Hani o kabartma heykeller neydi onların isimleri? Neydi? Batı kökenli bir kelime. Peyzaj değil ama o. Neydi o? Ne olabilir? Sümerlerin hani yine öyle kabartma heykelleri varmış. Onların ismi neydi? Neydi onların ismi? Sümer
Neleri diyorlardı onlara? Sümer. Vallahi kafam durdu. Harf mı istediniz siz basarken? İstedim galiba. Harf istedik yahu biz basarken. I harfi. Çömlek diyeceğim. Çömlek olmayacak. Değil. Fransızca kökenli. Yani yine peyzaj gibi dilimize batıdan girmiş bir kelime arıyoruz. Ne olabilir ya? Vallahi kafam durdu. I. Fransız. Bulan var mı? Bilen var mı? Hı, arka tarafta takıldı. Duydunuz mu hocam? Rölyef. Ya çok kolay değil. Hani şu zigot böyle bir anda çıktı ya. Ben harf aldırır mı diye korkuyordum. Bu da aynı şekilde parlar mı dedim ama olmadı. Rölyef tabii bildiğimiz kelime de. Her yerde kullanılan bir kelime değil hocam. Yani hani işte apartmanın rölyefleri dökülmüş diye bir şey duymuyoruz tabii, sonuç itibariyle tabii. Değil mi toplantılarda. Uçtu gitti. Canım sağ olsun. Cılız bir alkış verdiler size. Şimdi bir de reklam arası verelim. Nefes alalım. Ama reklamdan önce sizi de bir kuvvetli alkışlasınlar. Onu duyalım. Çok teşekkür ederiz efendim. Hemen geri döndük. Son yarışmacımız Barlas Bey ile birlikteyiz. Hocam Pelin Hanım'ın kurduğu barajı aşamadık ne yazık ki. Evet. İki tanecik harf almışlardı. Üzerine de 1 dakika 15 saniye arttırmışlardı. Çok güzel iki performans izledik. Sizinkisi de iyi gidiyordu ki rölyef. Rölyefte takıldık işte. Ne bakalım abi? Devamını. Halen 8600 yapabilecek durumdayız. Haydi gelsin yeni soru. Doğuran kadın, anne anlamında Arapça kökenli bir sözcüktür. Anne anlamına da, anlamında da halen kullanılır. Valide. İşte o kadar. İki kelimeden oluşuyor 7 harfli bir cevap bu. Şöyle soruluyor efendim. Eline geçen bir şeyi sahibine bildirmeyerek almak. O şeyi, iki kelime unutmayın. Indira Gandhi. Diye tabir edilir. İç etmek. İç etmek gayet güzel. Haydi yenisi gelsin. Tek kelime. 7 harfli. Şöyle sorulmuş. Halk ağzında yağmur. Bunu biliyordum ya. Olumlu bir bakış açısıyla. Bunu biliyordum. Yağsın yağsın şeydir derler. Bereket. Berekettir. Gayet güzel. Çok kökenli bir kelime, merak etmeyin, rölyef gibi bir şey değil. Çok rahat cevap verebilirsiniz efendim buna. Buyursunlar. Tek kelime şöyle sorulmuş. Düz yazıların kendi içinde satır başlarıyla ayrıldıkları bölümlere ne diyoruz Barlas Bey? Paragraf. Paragraf diyoruz gayet. Şimdi birden fazla anlamı var işte bunun. Hmm. Neyi düşünün siz cevaplarken, bu mecazi anlamını düşünürken? Benzinli düşünün efendim, akaryakıtı. Hmm. Buyurun. Mecazi anlamda bir anda kızmak, bir anda öfkelenmek, bağırıp çağırmak. Benzin gibi. Harf alayım. Alalım. Ateş gibi. Parlamak. Parlamak. Dokuz harflidir, iki kelimeden oluşur. Garip bir sorusu var. Bir koşum takımı aparatının mecazen dar görüşlülük anlamında da kullanılan adı. Bir koşum takımı aparatı. Evet, atların koşum takımı aparatının ismi aslında. Mesela gem gibi, yular gibi, dizgin gibi bir şey. Ama mecazen, buyurun. Harf alabilir miyim? Olursunuz. İki kelimeden oluşuyor bu arada, onu da unutmayalım ne olur. Mecazen dar görüşlülük anlamında kullanılıyor. Hmm. Çıkarın şu nokta noktaları. Bir harf daha alabilir miyim? Buyurun. Aslında bir koşum takımı aparatı. Dizgin gibi, yular gibi bir şey. Bir şey bağı. Bağı mı? Çıkarın şu nokta noktaları. Biraz sağınızı solunuzu da görün. Neydi? Bir harf daha alabilir miyim? Buyurun bir tane daha. Göz dağı değil. O zaman işte toplumumuz dört dala. Bir harf daha. Bir tane daha. Toplumu aydınlatmak için. At gözlü. At gözlü. 500 puan da verilmedi. Buna benzer garip garip tabirler arka arkaya gelmiş, haberiniz olsun. Arkadan gelen 9 harfli de öyle, ilk 10 harfli cevabınız da öyle. Buyurun. Kullanılmış eşyaların alınıp satıldığı yer hocam. Rağbet olsa nur yağar. Bit pazarı. Bit pazarı gayet güzel. Şimdi acaba bu
aklınızın bir köşesinde duruyor mu? Gerilerde kalmış bir şey. Bakınız benim böyle bir oyuncağım vardı. Ne kadar ihtiyar olduğumu siz anlayın yani. Geliyor. Yere nasıl bırakılırsa bırakılsın dik duruma gelen oyuncakların genel adıdır bu. Hacı yatmaz. Çok güzel vallahi. Bey. Bu da son soru son cevap. Üzüldüm vallahi. Çok güzel olabilirmiş her şey. Hakikaten. Buyurun gelsin. Gereksinim duyulan ufak tefek şeyler anlamında bir söz dizisi bu. Ufak tefek şeyler. Evin nokta noktasını tamamlıyorum. Ivır zıvır diyeceğim. Ivır zıvır değil bakın ama ıvır zıvır gereksinim illaki duyulmaz. Ona önemsiz. Harf alabilir miyim? Alırız. Evin. Bir tane de alabilir miyim? Şusu busu. Yani lazım bunlar. Gider. Baktım azalmış. Akar gider diyeceğim ama gelmedi. Hani bir boşluğu doldurmak için bir ne bileyim tamamlamak için. Gereç. Şey gereç mi? Ya kullandık ya biraz ister istemez o toplamdan biraz ne oldu? Azaldı. Azaldı. Yani kullandığımız için biraz... Hocam K'si var başına bir sesli harf gelecek yalnızca. Yok olmadı. Kemeledim ama olmadı. Hani ne harf daha azalmış artık bu saatten sonra. Bir harf da nedir bu? Olmaz. Eksik yedik. Şu kadarını söylememe müsaade edin. Arzu ettiğim kadar sohbet edemedim sizinle başlamadan önce. Ama çok keyifliydi karşı karşıya yarışmak. Birlikte mücadele etmek çok güzeldi. İyi ki gelmişsiniz hocam. Teşekkür ederim. Ben de keyif aldım. İnşallah bir gün yine vakit ayırırsınız. İnşallah. Zaten buraya gelirken keyif almak amaçlı gelmiştim. İstediğim keyfi de aldım. Tabii bu yarış, Pelin Hanım çok güzel yarıştı. Tebrik ediyoruz kendisini. Pelin Hanım temsilciniz olacak. Kazanır mı acaba hafta finali? Bence ay finaline kadar, hatta ondan sonra da gidişi var diye düşünüyorum. Bir alkışla da mühürleyelim o zaman.